Özel dedektiflik ülkemizde de oldukça talep görmeye başladı. Ankara'da yaşayan Hilal Sakar ise Türkiye'nin ilk kadın dedektifi. Onu diğer meslektaşlarından ayıran özelliği ise mesleğe giriş hikayesi. Sakar yıllar önce eşinin ihanetine uğradı, sonrasında da dedektif olmaya karar verdi ve bakın neler anlattı. Ayrıldıktan 20 gün sonra bizim boşanma ilanımız düştü. O gün evlendiler. Yediğim kazığı o gün anladım. Tabii bu bende ciddi bir etki yarattı. Eşi tarafından aldatıldı, özel dedektif olmaya karar verdi. Oldu da. İşte eşim beni aldatıyor mu? En çok sorulan soru bu. Ama bir insanın içine şüphe düşüyorsa kesinlikle aldatıyor. 42 yaşındaki Hilal Sakar zorlu bir evliliğin içindeydi. Şiddet gördü, tehdit edildi. Sonunda kocasına boşanma davası açtı ama... O da hemen akabinde dava açtı. Karşılıklı davalar açıldı. İş tazminata ve yaptıklarının bedelini ödemeye gelince anlaşmalı boşanma veyahut barışalım mantığı oldu beyefendi. Sakar aileler de araya girince anlaşmalı boşanmayı kabul etti. 15 yıllık evlilik ve iki çocukla ilgili yani şaka gibi bir miktardı. 2 yıl boyunca da 1000 lira bir nafaka talebi olmuş beyefendinin. Hani yazmış kendi kendine. Vermesen de olur dedik güldük yani. Buraya kadar her şey normaldi. Hilal Sakar asıl ihaneti boşandıktan 20 gün sonra öğrendi. Kocası boşanır boşanmaz onun en yakın arkadaşlarından biriyle nikah masasına oturmuştu. İhaneti hazmedemedi genç kadın. Dedektif olup kendi gibi mağdur kadınlara elini uzatmaya karar verdi. Hemen kolları sıvadı, bir dizi eğitim aldı ve Türkiye'nin ilk kadın dedektifi olarak hizmet vermeye başladı. Kendinize gelince o bulanıklık açılınca benim yaşadığımı başkası yaşamasın diyerek bu işe giriştik. Kaç yıldır bu şefimiz? Ortalama 5 yıldır. Sadece aldatma vakalarına bakmıyor Sakar. Ancak gelen dosyaların %90'ı aldatma nedeniyle geliyor. Hem aldatmanın tespitini yapmamız lazım hem de bunu mahkemede kullanılabilir seviyede olması lazım. Biz de bununla ilgili gayet dikkatli ve tedbirli danışanımızın talebine cevap verebilecek seviyede hareket ediyoruz.